1634'te Merzifon'da doğu. Serdar-ı Ekremoğlu, yani Osmanlı ordusunu yönet. Daha sonra 2. Viyana kuşatması olsun. 2. Viyana, yani Viyana gibi dehşet bir şehri kuşatmaya git. Tabi başarısız ol, sonra 4. Kapıcılar Ketudasını yahut Kapıcılar Kahyasını sana göndersin. Elinde bir idam fermanıyla idam ettiril. İdam edil. Ne kadar tatlı değil mi? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa böyle bir adam. Bu Orta Doğu'da çok kişi idam edildi ama en tuhaf idamlardan biri de bana bu Kara Mustafa Paşa'nın, Merzifonlu'nun idamı geliyor. Biliyorsunuz Çorum'daydık. İskilipli Atıf'ın idamı o da çok ilginçtir. Yani şapka şeyinden dolayı falan. Başka idamlar da var. İdam cezası artık kalktı biliyorsunuz. Hatta Cumhurbaşkanımız da idam diye önüme gelirse şey yapıldı ama bir türlü önüne gelmedi nedense. Çok tuhaf yani. Tabii böyle olunca benim aklıma Pika grubundan Pokemon'lar geliyor. Pikachu. Pikachu çok güzel bir şey biliyorsun. Yanaklarında kırmızı noktalar var. Elektrik veriyor. Sırtında kahverengi ve sarışın, böyle dili falan var. Güzel tatlı bir hayvan. Hayvanımsı diyelim. Çünkü hiper gerçeklik tuhaf bir durum yani. O açıdan yorumlamak, bir kategoriye sokmak zor. Onunla alakalı da bir Amerika ve Japon yapımı bir film var. Yani buraya gelmişken, Merzifon'a gelmişken Pikachu'yu da anmamak olmaz dedim. O yüzden hem Kara Mustafa Paşa'ya Allah'tan rahmet, kötü bir ölüm, Allah kimseye böyle bir ölüm nasip etmesin, hem de Pikachu'ya selam ederek yolumuza devam ediyoruz. Tövbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime diyor Abdurrahim Nizamettin Rumi. Bazen de Alvarlı Efe'ye isnat ediyorlar bu cümleyi. Divanından alıntılanmış olduğu söyleniyor ama tam net bir şekilde söyleyemeyiz bu şekilde olduğunu. Tabii bir aşk kütüğünü yaktık, diyar Rum'a attık diye de bir rivayet var. Şimdi niye diyar Rum? Çünkü buralar Malazgirt'ten önce Rumlara, Romalılara, Bizanslılara falan aitti. Daha sonra Türkleşince ve Müslümanlaşınca bu diyar Rumlar artık Türklerin eline geçti ve ilginç bir şekilde dönüşmeye başladı. Mesela Erzurum, Ardurum demektir aslında. Rum toprağı. Daha sonra dönüşümler yaşadı. Şimdi burada baktığımızda Merzifon'un da bu açıdan gerek tasavvufi düşünce, gerek de Türk-İslam geleneği bağlamında muazzam bir nokta olduğunu görüyoruz. Bugün ve ilginç olan da şu, herhalde bu Türkiye'de metrekareye cami düşme oranının en yüksek olduğu yer burası. Bir cami burada var, bir cami ileride bu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Bir cami şurada, bir tane de şurada var. Yani aynı bölgede yani bu kadar şey nüfus olamaz diye düşünüyorum. Yani hatta şöyle amfiteyatro gibi izleyici şeyleri yapmışlar. Çok ilginç. Bu açıdan da Merzifon'u minarelerinden camilerine kadar, paşalarından tarihine kadar çok ilginç bir şekilde gördük, bulduk. Size de. Bu da ilginç bir oyuncak. Balık gibi.
The Myth of the Lost God. Kayıp tanrı miti. Telupinumi ne? Çok ilginç. Hititlerde böyle bir tanrı var. Varmış. Yani görmedik yani. O yüzden hani uçan spagetti canavarından farkını sadece arkeologlar iddia ediyorlar yani. Çok bu şu anda da tuhaf bir yere girdim. Nasıl bir tünelse artık. Hayatımda ilk defa böyle bir yere giriyorum. Evet. Neden bahsediyordum en son? İnsanoğlunun kendisinden 4000 sene önce, 10.000 sene önce yaşamış diğer insanların hayat hikayesini araştırma arzusu. Yani böyle bir bilim gelişmiş. Leo, yani loji, logos, insan aklıyla ötekini, öteki şeyleri anlama arzusu, açıklama arzusu. Loji, bütün bilimlerin geliştiği nokta bu. Temel bu. Bir nesne seçiliyor. Onun üzerine insan aklıyla metodolojisini kurarak muazzam bir şekilde birikim meydana getiriliyor. Ancak her ne kadar Hititlerde politeizm, işte böyle putperestlik falan, şirk, la ilahe illallah'ı bozan ciddi yapısal sorunlar olsa da, teolojik yapısal sorunlar, kişiler tabii, yani buradaki Hititliler öldükten sonraki hayata inanıyorlar. Mesela mezarlarına falan baktık burada. Mezarlarının başında öküz, inek, kafatasları var. Ve işte değerli eşyalarla gömülüyorlar mezarlara. Şurada mesela göreceksiniz. Bu şunu gösteriyor. Bir ahiret inancı var. Sonraki tabii gökyüzüne bakıyor adam, yere bakıyor. Yani kral mesela, bir topluluk var, hukuk var, bir ahlak var, düzen var. Bunun sonrası ne olacak diyor. Ahire, ahire ila ahir. Sonrasında ne olacak yani? Bakıyorsun mesela ne yapmış? Mezarların içine değerli şeylerini koymuş. Mesela çiftçi şeyini koymuş, anahtarını koymuş, onu koymuş, bunu koymuş. Niye? Çünkü ba'su ba'del mevt bağlamında belki daha sonra diyor, tekrar diyor şey yapacağız. Belki değil, bunu tabii inanç haline getirmişse inanıyor yani. Başka çaresi var mı? Yok. Şimdi bugün ateistler falan buna inanmadıklarını iddia ediyor ama ateizm biliyorsunuz ahlaki bir çırpınış, bir kaçış, bir şey, psikolojik bir avuntu yani. Yoksa sen güneşi inkar edebilir misin? Bakın, bulutları inkar edebilir misin yani? Ahlak diye bir şey var. En kahpe ateisti, en tuhaf ateisti karşınıza alın, size hukuktan, asgari bir etikten bahsedecek. Yani böyle bir toplum var. Niye yani? İşte bunu da milattan önce 2000'lerde, 1500'lerde yaşamış Hititlerden bile biz görüyoruz. Ve Allah'a övgüler yağdırarak, gökyüzüne bakarak, ağaçlara bakarak ve sfenksleri de arkamıza alarak bu mucizevi alandan, bu teo arkeolojik düşüncelerle çıkıyoruz.